Yeni videomuzda bir sürprizim var sizler için. Yanımda canım Ayşe Hanımcığım var. Merhaba. Biz 6 ayda tam 25 kilo verdik. 6 ayda 25 kilo. Dile kolay. Kendisi Almanya'dan takipli bir hastamızdı. Evet. Bugün ilk defa birbirimize karşılaştık. Tele tıp yöntemiyle tedaviye başladık. Her hafta online görüşe görüşe. Ondan sonra bu 6 ayda tam 25 kiloyu verdik. Ve bu videomuzda sizler için o kadar özel bilgiler vereceğiz ki, o kadar önemli püf noktalar gelecek ki, Ayşe Hanım neler yaptı kilo kontrolünde, sizlere de örnek olacak, sizlere de tavsiyelerimiz olacak. Aman 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 demedi demeyin. Hemen YouTube'umuza abone olun, bizlere yorum yapın. Az sonra Ayşe Hanım hikayesiyle başlıyoruz. Canım Ayşe Hanımcığım, 6 ayda tam 25 kilo. Önce kocaman bir alkış veriyorum size. Teşekkür ederim. Ve hemen şu soruyu soruyorum. Daha önce hiç hayatınızda 25 kilo verdiniz mi? Kesinlikle vermedim. Hiç vermedin? Hiç vermedim. Peki bir gün birisi deseydi ki sen 25 kilo verebilirsin. Buna inanabilir miydin? Hayır, inanmıyorum. Zaten olumsuz vaka olarak geldim. Yani yüzünüze karşı söyleyeyim. Olumsuz vaka dedim. Hadi gidelim ama dedim. Olmaz benden bir şey de cacık ama oldu. Bir cacık yaptık sormayın. Aynen. Peki bir tanem. Şimdi başlayalım sizin öykünüze. Şimdi bizi seyreden binlerce insan var. Onlara bizim bir yol göstermemiz lazım. Umutsuzluğa kapılmadan bu iş olabiliyor. Biz Tabii. yaptık siz de yapabilirsiniz kesinlikle, diyoruz. Kesinlikle. Şimdi şunu anlatır mısın? Sen ilk ne zaman kilo problemi yaşamaya başladın? Ben ilk... Ya gençliğimle başladı benim. Hani önce çocukluğum hep dışarıda oynamakla neyle geçtiği için gayet güzel, hareketli şeysin. Ama nasıl ki genç kız oluyorsun, dışarı yasak oluyor, evde oturmak zorundasın. O zaman da ne oluyor? Televizyon karşısına geçiyorsun, okula gidiyorsun, eve geliyorsun, oturuyorsun. Başka bir şey yaptığın yoktur. Holanda da kalıyordum ben önceleri. O zaman da kilo almaya başlamıştım. Ergenlikle birlikte bir kilo alma metodum, bir kilo almaya başladım. Evet. Peki... kilo vermek için şimdiye kadar neler yaptın? Çok şeyler yaptım. Mesela açlık şeylerini denedim. Ayrıca kastede bulduğum bir zayıflama şeyi, metotlarını vardı. Hani bazı ürünleri alacaksın, aç kalacaksın, kilo vereceksin. Yaptım. Acıları her şeye katlandım. Annem bile karşı çıktı. Kızım bu sağlıklı değil. Sen açsın, şeysin, bir yerde düşüp bayılacaksın. Yok hayır, ben bunu yapacağım. Ben bu kiloyu vereceğim. Ben çünkü kiloyu istemiyorum. Ve bir Müslümana kilo yakışmaz diyordum kendi kendime. Canım benim. Ama o diyeceğime ben habire kilo alıyordum. Yani tutmuyordu birbirini ama. Tabii ki haliyle evde de yemekler, baklavalar, börekler hepsini yapınca ister istemez gidiyor her şey. Geri alınıyor değil mi? Aynen. Sen aslında birçok yöntem denedin. Peki şimdiye kadar verdiğin, hani bu biz 25 kiloyu saymazsak en fazla kaç kilo verdin hayatında? En fazla 10 kilo. 10 kiloyu verirsem öpüp başıma koyuyordum. Koyuyordum. O çok güzel diyordum ama sonradan geri geliyordu. Fazlasıyla geliyordu. Çünkü hayatını ikiye ayırıyordun. O ürünü kullanıyordun, o diyeti yapıyordun, aç bekliyordun. Hı hı. 10 kiloyu veriyordun ama evde pastalar, börekler yapılınca onları da yiyince hop ya, geri alıyordun. Şey, kontrolün yoktur. Hı hı. Hani onlar sana tamam kiloyu vermen için bir şey veriyor. Hı hı. Aç kalacaksın diyorlar. Hı hı. Zaten aç kalın zaten veriyorsun kiloyu. Evet. İster istemez yani gidiyor kilo. Ama aç kalmak da her zaman bir ömür bile aç olmaz ki. Mevlam sana vermiş bütün nimetleri niye yararlanmıyorsun da aç kalıyorsun? Azar azar ye hepsini de. Ye. Bir günde yiyeceğine 10 günde ye o yeme. Peki zayıflamaya nasıl karar verdin? Dedin ki bu son olsun. Beni nasıl buldun sen? Valla ben seni hep takip ediyordum. Hep böyle televizyonlarda olsun, şey YouTube'da olsun hep izliyordum. Hep böyle içim ya içimden hep Ayçakaya. Ayçakaya sevsin seni. Evet. Sağ ol. Allah razı olsun. Canımsın. Karşılıklı derler ya her şeyi. Ama hep böyle şey diyordum. Benim büyük oğlan böyle şey, yani ben zaten annem dedi. Bu gidişata iyi gitmiyor. Mecbur buna bir el atmamız lazım. Yine bir MR'a gidiyordum. Oğlum dedi. Ya anne dedi. Senin dedi zayıflamanı gerçekten yani çok istiyorum dedi. Ama dedi. Ya oğlum dedim. Ben dedim eğer bu yola girecek olursam dedim. Ben Ayşe Hanım'la girmek istiyorum dedim. Başkasını dedim sanmıyorum. Zaten umutsuz vakayım ben dedim. Eğer onda da dedim olmaz tutmasa dedim zaten dedim bırak gitsin dedim. Almayayım da vermek orada dursun.
Canım benim. Ama sonra biz birbirimizi bulduk. Demek ki benim senin oğlum, benim kilo oğlum vermeye ayaladı, başlama şeyin o MR'a giderken oğlunun dediği cümle oldu. Ve anne bir zayıfla artık dedi ve sen de bunu istedin. İşte bu çok önemli, biliyor musunuz? Yani kilo verelim verelim de neden verelim? Öncelikle burada kararı iyi vermek lazım. Ben zayıflamak istiyorum çünkü yaşlanıyorum, elden ayaktan düşmeyeyim, kimseye muhtaç olmayayım. Kilo bedenimizi etkiliyor ama beraberinde iç organlarımızı etkiliyor. Birçok hastalığın nedeni eklemler, bel, omurga, uyku, özgüven, psikoloji. Yani 7'den 70'e bütün vücudumuzu etkileyen bir problem aslında. Kilo demek sağlıklı insan değil. Kilo demek hasta bir insan. Kilo demek eve mahkum bir insan. Ben kiloluyken sırf alışverişe hani gideyim, alayım, geri geleyim. Böyle dışarıda bir eğlence olsun neyse, yok ya, gerek yoktu. Şimdi gideceğim orada hani görüntü olarak milletin gözünü kirletmek istemiyorsun gibisin. Ah, hani öyle benim. Ama öyle hissediyorsun. Öyle hissediyorsun. Karşıdaki insanın sana öyle mi geliyor? Yok, gelmiyor. Ama sen kendin öyle geçin. Aynanın karşısına geçmek istemiyorum. Elbiseyle değiştirdim mi? Yani kendini yakıştıramıyorsan o zaman senin milletin içinde, toplumun içinde ne işin var? Ama şükür. Çok şükür. Atlattık. Atlattık. Onlar geçti atlattık, gitti. Atlattık. Şimdi mesela dışarıda görüyorum. Aa, sen ne kadar zayıflamışsın. Sağ ol, Allah razı olsun. Bir de zayıflamadım. Ama zorlanmadım. Şimdi geliyoruz. Neler yaptın? Hayatında neleri değiştirdin? Eski Ayşe Hanım ne yapıyordu? Yeni Ayşe Hanım ne yapıyor? Şimdi binlerce insan bizi dinliyor. 6 ayda verilen diyet listesiz, ilaçsız, ameliyatsız tam bir 25 kilodan bahsediyoruz biz. Biz yaptık, siz de yapabilirsiniz. Tabii, herkes yapabilir. Eski Ayşe Hanım ne yapıyordu? Yeni Ayşe Hanım ne yapıyor? Bu çok önemli. Eski Ayşe Hanım da mesela kahvaltısını ez geçer, böyle şey etmez, aldırış etmez. Ne bulduysa onu oturur yer. Hani öyle abartılı değil. Yumurtaysa yumurta yer. Şey. Ama şimdi yeşillik koyuyorum. Mesela domates, salatalık, onları hep ben onları kahvaltıya şey etmem. Yani gerek yok ki onlar, ne bileyim. Ama şimdi onlarla besleniyorum. Arada yemeğimi yedikten sonra 4 saat ara şeyini bırakıyorum, sindirim mi yardımcı olsun diye. İç organlarını dinlendiriyor. Bakın bunu not alın. Onlar hiç yoktu bende. Bir kere ne dedi? Kahvaltıma dedi, yeşillik ekledim, domates ekledim. Salatalık, eskiden onları hiç bakmıyordum bile dedi. Yok, sonra onlar... ikinci önemli bir şey söyledi. Dedi ki iç organlarımı dinlendiriyorum. Bir 4-5 saat bir bekliyorum, sindirim tamamlasın. Aynen. Eski aşağıım sürekli ağzına bir şey atıyordu. Ya ben sürfadan kalktıktan sonra tamam, aradan bir saat geçer geçmez hani o ortalığını topladıktan sonra hani şuraya bir kahve alayım. Yani kahvenin yanına ne, kahve boş gitmez. Evde de pasta böreğimiz eksik olmaz. Yanına da şuradan da bir parça alayım. Buradan da kuru yemişiydi, çikolatasıydı, eksik değil benim evde. Hepsinden birazcık aldım, ne olacak? Kaloriler dönüyor. Ama ben hiçbir şey yemiyorum. Bak, yemiyorum. Görünüşte çünkü, yemiyor aynen, ama abur cubur girer çıkarken. Çikolata diyorsa hatta sefasız belirsiniz. Çünkü benim çoluk çocuk, torun torba hepsi sever. Hepsi geldi mi çikolatanın en vay çeşidinde. Bir de Almanya'nın çikolataları da bir başka, değil mi? Yani insan da yiyesi yani, geliyor filan. Adaletsizlik olmasın yani. Birazcık olsun babamın. Ama şimdi onlar yoktur. Şimdi tamam, çikolata yemiyor musun? Yiyorum. Ama öyle tabaklarla koyma değil. Ucuna birazcık bölüyorum. Nefsimi doyuruyorum. Bir o lokma yeter. Son lokma. Evet. Bak bu çok önemli. 10 lokmayı da yesen. Tamam. Önceden bütün şeyi bitirirdim. Şimdi ondan bir şeyini aldım mı yeter, tamam. İş diyebiliyorum artık. Ya bu işte çok önemli. Değişen şey o yani. Sayarak zayıflama nasıl oluyormuş? Herkes bana diyor ki ya diyor sayarak zayıfla, sayarak zayıfla diyorsun ama diyor bu sayarak zayıflama ne demek diyor. Bir türlü anlayamıyoruz diyor. Diyorum ki kitaplar yazdım, televizyonlarda anlatıyorum. Bir yani, de sen anlatsana şu sayarak zayıfla ne demekmiş? Neyi sayıyor insanlar? Ya tahılını sayacaksın, ya oranını sayacaksın. Hani bir öğünde biraz atlattığınız, fazla getirdiğin zaman o bir öğünü ona dikkat edeceksin. Öğününü yani fazla yediysen kendi kendine hani ay ben bunu şey ettim bitti demeyeceksin. Onun ertesi günü ona takviye olarak şey diyeceksin. Kalsiyum günleri yapacaksın. Mesela onunla bende hiç yoktu. Ya. Kendi vücuduna özür dileyeceksin. Ben bugün fazla kaçırdım. Yani senin birazcık onun karşılığında bir adım atacaksın. Ya. Dengesini bulacaksın. Sayılı şey olarak bu fazla yani sayıya takılmayacaksın. Evet. Aşağı gitmeyeceksin ama şey azar olursa daha iyi yeriz. Şimdi bak burada sayarak zayıfla da herkesin günlük bir limiti var. Tabii. Tahılı, eti, sütü, meyvesi özgür.
Onu nasıl istiyorsa öyle evet, kullanacak. Ama bazen çok yiyor. O zaman ertesi gün kalsiyum beslenmesi yapacak. Aynen. Buradan sizlerle de paylaşıyoruz zaten. Bu özür dilerim beslenmeleri. Allah'ım ben yedim beni affet beslenmeleri. Aynen. Değil mi? Vazgeçmek tabii. Yok. Ama şey hayatımızda yok yok yani. Mantidesi var. Şey fazla zarar mı? Zarar. Ay, yenilmiyor mu? Yani yemiyorum diyenler yalan söylüyor. Yiyor. Ben daha dün yedim. Sen de bir tabak yedim. Vallahi dün yedim. Ha peki o mantıyı nasıl yedin? Bir anlat bakayım. Mantı nasıl yeniliyor? Herkes bir duysun. Vallahi ben o gün ne yedin? Mesela bugün mantı yemeyi düşünüyorsun. Sabah ne yedin? Öğlen ne yedin? İkindi ne yedin? Akşam ne yedin? O mantıyı nasıl yedin? Sabah kahvaltısını yapmadım. Aç ve net. Dün ben cumartesi günü geldim. Sabah kahvaltısı yapmadım. Öğlene yakın gittik. Benim kız acıktım diyerek de şey deyince tavuk dünyası istedi. Tavuk hastası benim kızım bu arada. Tavuk dünyasına gittik, tavuk yedik. Tavuk yanında salatamı vardı, salatamı yedim. Oradan sonra birazcık makarnayla şeyi tavuğundan aldım. Benim oğlan da yanındaydı. Ona birazcık makarnayla tavuğun şey onlar tabağı boşalttın sen sağa sola verdin. Sen tadına da baktın. Birazcık oradayım. Geldik akşama. Akşama da geldik mantıya. Ben öğlende de makarna yedim. Şimdi de mantı yiyorum. Dedim bu biraz çok oldu ama mantı dünyasına girdik. Ne yapalım? Biz mantı yiyeceğiz. bir de şey Türkiye'ye gelmişim. Gelmişim yemeyeceksin mi? İstediğin gibi şey mi? Vallahi güzel sosu neydi güzeldi. yedim ama o da beni yedi. tamam dedim bu bitti. Onun üzerine bir latte çay kahvesi içtim. Daha da bir şey yemedim. Yemedim. Ertesi gün kalsiyum diyeti hemen. Daha bak şimdi saat 2'ye geliyor. Evet. Daha bugün hiçbir şey yemedim. Ama benim kız akşama ne dedi? Anne ben acıktım dedi. Ben bir şey de isteyeceğim. O da Popeyes'a bir şey istetti. Sana da bir şey istediğim. Yok kızım ben dedim aldım alacağımı dedim. Bugün dedim fazlasıyla gittik. Yeter bugün. İşte bak bu çok önemli. Yeter bugün kelimesini kullanmak. Bugün yedik yarın özür dilemek. Yani eskiden belki sende şu psikoloji oluyordu Ayşem değil mi? Hani gidiyordun o tavuğu yedin, makarnayı yedin, akşama da mantıyı yedin. Battı balık yan gider. Aynen. Yedik. Yiyeyim içim devam edeyim derdim. Ama şimdi ne yapıyorsun? Yetti gari. Yetti. Bu kadar yeter. İşte bu gerçekten çok önemli. Asla umutsuzluğa düşmeyin. Bak biz ne kadar kolay yaptık. Hiç yapamam zannediyordu. Son kez bir kere de bunu deneyelim olmazsa olmaz diyordu. Ama ne oldu? Hayatında en fazla 10 kilo vermiştin. Şimdi 25 kilo verdin. 6 ayda tam 25 kilo. Ve bununla birlikte hayata bakış açın değişti aslında. Tabii. Enerjin nasıl oldu bu arada? Hani bu 25 kiloyu verdin ya bedeninde ne hissediyorsun? Daha hafif hissediyorsun. Daha istediğin gibi evin işini yapabiliyorsun. Dışarı çıkabiliyorsun. Önceden evin işini şimdi dışarı çıkamıyordum. Ya enerji şimdi, yerine geldi, aynen. Metabolizma çalışıyor. Ondan sonra bir gençlik, bir güzellik. ya ona fazla şey itmiyorum. Acık Ayşe oldu Hanım. O da. Az sonra ya, bir öncesi şey... sonrasını da yapalım, bir gösterelim de. Neredeyse 20 yaş gençleştin ya. Oraya fazla öyle takmam. Güzellik ne? O insan iç güzelliği olsun. Dıştan ne yansırsa öyle. O artık. Ama bak değil. İşte iç güzelliği de önemli. O doğru besinleri vücudumuza aldığımız zaman bu da hücrelerimize etkiliyor ve dış da güzelliği. Şimdi hani ben senin önceki sonraki resimlerine baktığımda gözlerime inanamadım. Yani bir 25 kilo verilmiş ama beraberinde de 20 yaş bir gençleşme var. Ay maşallah iyiymiş. Ay maşallah maşallah. Bütün alkışları sana veriyorum. Ay teşekkür ederim. Hepiniz lütfen alkışlayınız. Sakın moral bozmak yok. Aynen. Püf noktalarımızı veriyoruz. Bilgilerimizi paylaşıyoruz. Dünya obeziteden çekiyor. Yüzyılın ikinci en büyük salgını obezite. Farkındalığımızı arttırarak, yeme şeklimizi değiştirerek, yaşam tarzımızı değiştirerek ben yapamam diye düşünüyorsunuz ya. Hiç öyle düşünmeyin. Hemen açın Ayşe Hanım'la birlikte çektiğimiz bu videoyu izleyin. Biz yaptıysak siz de yapabilirsiniz. Hayır. Lütfen vazgeçmeyin. Ayşe Hanım, hedef koysunlar ama hırs yapmasınlar. Bak. Hedef koysunlar, hırs yapmasınlar. Çünkü mesela hırs... Ben şimdi diyeyim ki ben 6 ayda ya da 8 ayda 25 kilo verdim. Ya ben niye 30-40 kilo vermedim? Ya felanca vermiş. Ya o felancanın vücut yapısı ya seninki bir değil ki. Seninki belirli bir şey. Tamam orada bir durma şeyi noktan geliyor, bir duruyorsun. Ama o demek değil ki ya ben kilo vermiyorum, tamam ben bırakayım. Yok, durduğun yerde dur, kilo almıyorsun, ona da şükret. Oradan sonra yine gider. Bu o kadar önemli ki hani vazgeçmemek var ya, hırs yapmamak. Çünkü bu yani başarısızım hissi. Mesela ben 6 ayda 25 kilo verdim, öbürü 35 kilo verdi. Ben niye 35 kilo veremedim diye kendini üzersen bırakırsın, o zaman daha çok kilo alabilirsin. Aynen öyle.
O nedenle çok bak yaşayan bilir derler ya, işte yaşayan size bir öneride bulundu. Bu benim için de çok kıymetli bir öneriydi. Ne dedi? Hedef koyun ama hırs yapmayın. Aynen. Ve vazgeçmeyin. Her gün yeni bir gün, bize verilen bir armağan. Tabii. Bu armağanı sevgiyle kabul edelim. Aynen. Ve o günümüzü sevinçle yaşamaya çalışalım. Aynen. Biz yaptık. Mutlu olacaksınız. Siz de yapabilirsiniz. Mutlu yapabilirsiniz. Mutlu olabilirsiniz. Vazgeçmek aynen. yok. Püf noktaları verdik. Uygulamalar sizden. Aynen. Zorlanmadan. Hiç hayatını, zorlanmadan, aç kalmadan. Hayatınızı nasıl işitmek istiyorsunuz? Öyle yapacaksınız ki verimli olasınız. Evet, sayarak zayıflayacağız. Sayarak besleneceğiz. Aynen. Metabolizmamızı düzelteceğiz. İnsülin dirençlerimiz. Bilmen lazım. Evet. Onlardan bilmiyorum. Şimdi öğrendim yani. Hepsini öğrettik. Hepsini öğrettik. Size de öğretiyoruz. Evet. Lütfen YouTube'umuza abone olunuz. Bizlere yorum yapınız. Bu başarıyı ben gönülden alkışlıyorum. Bir alkış da sizden ederim. Bekliyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Canımsınız.